Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, 2020'nin son çeyreğine giriyoruz ve artık sonbaharda başladı. Güneş 23 Ekim'e kadar sizin için dost bir burçta, terazi burcunda ilerleyecek. 23 Ekim'den sonra akrep burcuna geçecek. Evet, Ekim ayı çok güçlü bir ay. Yeni ayı, dolunayı ve gezegen geçişleriyle beraber 2020'nin en güçlü, belki de en sert aylarından biri olacak. Ama siz çok fazla etkilenen burçlardan değilsiniz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Hemen ayın başında 2 Ekim'de Koç burcunun 9 derecesinde dolunay meydana gelecek. Dolunay 3. evinizde meydana geliyor. Dolunay bir aydınlanma dönemi, bir farkındalık dönemi ve bazı şeylerin tamamlandığı bir süreci işaret ediyor. Bu dolunayın yöneticisi Mars ve Mars Koç burcunda geri hareketli. Zaten ay boyunca Mars retrosu devam edecek. Evet, 3. ev konularınız neler olabilir? Özellikle her türlü iletişim konuları, tabii ki kullandığınız iletişim araçları. Mars olunca biraz böyle makineler, işte otomobil gibi araçlar, belki telefon, bilgisayar ve benzeri araç gereçleri de işaret ediyor. Şimdi dolunay ve Mars retrosu belki burada bir arıza, bir bozulma, bir sorun çıkarabilir. Trafikte de dikkat edin. Seyahat yapacaksanız otomobilinizin bakımını ihmal etmeyin lütfen. Şiron'la birleşen bir dolunay olduğu için bazı sorunlar çıkarabilir. Bunun yanı sıra Şiron zihinsel anlamda, düşünce anlamında bizi biraz hayatı daha fazla sorgulamaya ya da hayatımızdaki bazı eksikler, hatalar, yaralar, acılar, sıkıntılar neyse hani onlarla yüzleşmeye de çağırabilir. Belki kardeşlerinizle ilgili bazı sorunlarınız var. İşte komşularınızla ya da iş arkadaşlarınızla ilgili bazı sorunlarınız var. Bunlar gündeme gelebilir. Bunları şifalamak için, çözmek için, dönüştürmek için de tabii ki önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Dolunay bir eğitimin tamamlanması, bir işle ilgili bir konunun aktifleşmesi, ticari alanda bir gündemin oluşması veya bir yolculuk ya da seyahatin gündeme gelmesi gibi gündemlerde yaratabilir sevgili koçlar, sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle bireysel haritalarınızda 9 derece ve yakınlarında Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi gezegenleriniz varsa önce burçlarda, o zaman bu bireysel etkileri daha güçlü hissedebilirsiniz. Ama bu böyle gezegenleriniz yoksa, yani öncülerde çok fazla gezegeniniz yoksa, sizin yer almıyorsa, o zaman çok da fazla etki almanız gerekmiyor bu dolunaydan. Evet, dolunayı takip eden günlerde özellikle 8 Ekim, 9 Ekim, 10 Ekim Mars'ın Plüto ile sert bir açısı var ki bireyselden ziyade toplumsal alanlarda böyle bir patlama enerjisi, bir agresif bir enerji, bir çatışma enerjisi yaratıyor. Dikkat etmek lazım tabii ki. Ülkeler arası ilişkilerde, bireysel ilişkilerde dikkat etmek lazım. Hatta doğa olaylarını bile, yangınları, patlamaları, işte depremleri tetikleyebilir. Sert bir açıdır. Ay da son dördün fazında olacak. Özellikle 9 Ekim dikkat çekici, gergin bir enerji barındırıyor. Ve 14 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'nda geri harekete başlayacak. Merkür yılda 3 kez zaten geriliyor biliyorsunuz. Evet, 14 Ekim'le beraber Merkür Retrosu da başlıyor. Zaten Mars'la retro, bir de Merkür Retrosu başlıyor. 10. evinizde başlayacak retro. 28 Ekim'e kadar Akrep Burcu'nda, 28 Ekim'den sonra ise Terazi Burcu'na geçecek. Şimdi biraz sorgulama dönemi, gerçekten bir yavaşlama dönemi. İster istemez bu kadar hani hem sert gezegen açıları hem de retro gezegen etkileri Ekim ayında bizi biraz duraklatacak gibi. Yani biraz yavaşlayacağız. Biraz bazı işlerimiz, projelerimiz neyse uğraştığımız, bunlarda rötarlar olabilir. Hatta sorgulamalar olabilir. Yani diyor ki bazı işlerimiz var ya da bir işiniz var, göreviniz var. Çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ama diyor ki Merkür ve Mars bunları şöyle bir yavaşlatıp ileri gitmek yerine biraz geriye çekilelim. Ve burada görmediğimiz bir şeyler var. Belki onları göreceğiz. Belki tamamlayacağız. Yanlışları fark edeceğiz. Eksiklerle bir yüzleşeceğiz. Belki bizi gerçekten ileri gitmemizi olumsuz etkileyecek yöntemlerimiz var. Bunları çözümleyeceğiz. Ve bundan sonrasında en azından retrolar bitince daha rahat ilerleyebileceğiz. İşte bunu da bir fırsat olarak değerlendirebiliriz aslında. Tabii tüm bunlar olurken çok fazla zihinsel anlamda takıntılar oluşabilir. İletişim sorunları olabilir. Özellikle yakınlarınızdaki kişilerle, iş arkadaşlarınızla, işte iş ortamınızda, özellikle üstlerinizle ilişkilerde, aile büyükleriyle olan kurduğunuz ilişkilerde
dikkat edin. Hani gereksiz anlaşmazlıklar, çatışmalar, biraz böyle saplantılı düşünceler, gereksiz kıskançlıklar, baskılar oluşturabilir çünkü. Evet, tüm bu retroların ardından Güneş, Terazi burcundaki Güneş 14 Ekim'den sonra sert açılar yapmaya başlıyor. Önce Mars'la 14 Ekim'de karşıt açıda olacak. Ardından 15 Ekim'de Plüto'yla kare açıda olacak. Ardından 18 Ekim'de Satürn'e kare yapacak. Yani 14 Ekim'le 19 Ekim arasında özellikle gökyüzü çok sert görünüyor. Ve tüm bu enerjiler altında 16 Ekim'de Terazi burcunda yeni ay doğacak. Terazi yeni ayı 9. evinizde doğuyor. Sizin için aslında güzel bir burç, dost bir burç. Terazi burcu yeni ayları sizi keyiflendirir, hayatınızda destekleyicidir. Ama bu yeni ay gördüğünüz gibi gökyüzündeki gezegenlerin açıları nedeniyle kendi içinde çok mücadele gerektiren, biraz sıkışık ve zorlayıcı enerjiler getiriyor. Yani 9. ev konularınızda evet bir yeni adım atmak istiyorsunuz ama bunun için güçlü bir mücadele gerekiyor. Belki uluslararası alanlarda bazı hedefleriniz var. Uluslararası alanda bir iş, belki yurt dışı bir seyahat yapmak istiyorsunuz ya da yurt dışına taşınmak istiyorsunuz. Eğitimle ilgili bir konu olabilir, işle ilgili bir konu olabilir ama burada bazı engellerin, kısıtlamaların olduğunu, baskıların olduğunu düşünebiliriz ve bu gerçekten yavaşlatıcı ve sizi zorlayabilecek bir yeni ay döngüsü. Ama tüm bunların içerisinde dediğim gibi kökten bazı dönüşümler, belki bazı fikir değişimleri, belki bazı projelerinizde yenilikler yapmanızda, yeni hedefler belirlemenizde mümkün görünüyor. Hukuksal konulara dikkat etmek lazım. Bir yeni bir konu gündeme gelebilir. Davalar, mahkemelerle alakalı. Akademik konularda ve eğitim hayatınızla ilgili konularda belki daha dikkatli hareket etmemiz lazım ve belki daha doğru hedefler belirlememiz gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili kovalar. Yeni ay 23 derece terazi burcunda doğacak. Yükselen burcunuz ya da güneş burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa evet biraz etki alabilirsiniz ama bu daha çok olumlu etki olabilir. Ama öncü burçlarda koç, terazi, yengeç, oğlak gibi öncü burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni ay daha zorlayıcı olacak gibi görünüyor. Yani bu bahsettiğim etkilerde daha fazla zorlanmanın, sıkışmanın ya da mücadelenin gündeme gelmesini bekleyebiliriz. Evet, 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor ve artık 10. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Siz de çalışmalarınızla, işinizle, kariyerinizle, toplum önündeki duruşunuzla dikkat çekmeye başlayacağınız bir sürece giriyorsunuz. 23 Ekim ve sonrasındaki bir ay tüm kariyer konularınızda da daha şekillendirici, önemli hale gelebilir. 28 Ekim'de Merkür Akrep'ten ayrılıp Terazi Burcu'nda gerilemeye devam ediyor ve yine 28 Ekim'de Venüs Terazi burcuna geçiyor. İşte bu yıl ayın belki de en güzel gezegen geçişi. Çünkü Venüs Terazi'de çok güçlü. Ve burada size de tabii ki çok güzel bir tesir verecek. Çok güzel bir açı yapacak. Sorunlar var dedik. İşte dedik yurt dışı ile ilgili konu, belki seyahatlerle ilgili bir konu ya da mahkemelerle ilgili bir konu. Venüs Terazi'ye geçince 28'inden itibaren bunları daha rahat çözümleme imkanı ve belki maddi manevi bazı destekler bulma imkanı da bulabilirsiniz. Ve ayın sonunda 31 Ekim'de çok güçlü bir dolunay var. Evet, Ekim'de iki tane dolunayımız var ama ayın sonunda olacak, 31 Ekim'de olacak. Bu nedenle birçok etkisini daha çok Kasım'da aslında hissedeceğiz. 29 Ekim'den itibaren tesirlerini hissedebiliriz. Uranüsyen bir dolunay olduğu için hızlı, ani, şaşırtıcı, böyle huzursuz edici, sürprizli bir dolunay ve tabii ki sabit bir burçta olacak. Boğa burcunda, Güneş de artık Akrep burcunda. Siz de bir sabit burçsunuz. Aslında sizin için daha tesirli bir dolunay olacak. 31 Ekim'deki dolunay 4. evinizde olacak. Yuva konuları, aile konuları, belki yine işiniz, yaşadığınız mekanlar. Buralarda hızlı ve sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Belki böyle taşınma gibi, hani yer değişikliği gibi konuları da tetikleyebilecek bir enerji var gökyüzünde. Sizin beklemediğiniz tabii ki dışsal etkiler de hayatınızda olabilir ve gerçekten biraz heyecanlı bir dolunay döngüsü yaşayabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.
Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.